Evet, bir taraftan Yunan medyası Abdülhamit Han üzerinden yazılar yazıyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de enerji arayacak, aramaya devam edecek diyor. Bu Miçotakis hükümetini rahatsız ediyor. Fakat Miçotakis hükümetine Amerika'da hayli yardım eden bir Yunan lobisi vardı. Şimdi ona Ermeni lobisi de eklendi. Yunan ve Ermeni lobileri bir araya geldiler. Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için harıl harıl çalışıyorlar. Evet, şimdi Ermeni diasporasının aslında Amerika'da çok güçlü olduğunu bilmekteyiz. Nedir diaspora? Yani Ermeni olup da Ermenistan'da yaşamayan fakat farklı bir ülkede yaşayıp orada bir konsorsiyum oluşturan bireylerin oluşturduğu daha doğrusu topluluktur diaspora. Şimdi Ermeni diasporası evet güçlü. Amerika Birleşik Devletleri'de, Fransa'da da güçlü. Dolayısıyla Yunan lobisine destek olmaya karar veriyorlar. Ve Yunan medyasıyla, Yunan lobisiyle birlikte düzeltiyorum. Yunan lobisiyle birlikte harıl harıl kongrede şu an kulis yapıyorlar. Şu F-16'ları Türkiye'ye satmayın diye. Şimdi dün anlatmıştım. Bazı Yunan kökenli Amerikalılar, kongre üyeleri yani senatörler bir araya geldiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yasa vardır biliyorsunuz. Onu ben dün size bayağı bahsettim. Ulusal Savunma Yetkilendirme Anlaşması. Ulusal Savunma Yetkilendirme Anlaşması'nı değiştirmek için Biden'dan talepte bulunuyorlar. Kongreden talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki getirin bu yasayı değiştirelim mevzuatını. Böylelikle değiştireceğimiz mevzuatla Türkiye'ye silah satışını engelleyelim. F-16'da buna dahil. Çünkü Biden Ulusal Savunma Yetkilendirme Anlaşması'na atıfta bulunuyor. Biden yönetimi bu söz konusu yapıya atıfta bulunarak da Amerika'nın lehinedir, Amerika'nın çıkarınadır Türkiye'ye F-16 vermek diyor Biden yönetimi. Bu söz konusu yetkilendirme anlaşmasının atıfta bulunmak suretiyle kongreye mesaj veriyor. Verin bu F-16'ları. Fakat bir şekilde kongre içerisindeki Yunanlı senatörler, Yunan kökenli senatörler, Yunanistan'a yakın olan senatörler yanlarına şimdi Ermeni lobisini de alarak, Ermeni lobisinin içerideki uzantıları olan senatörleri de yanlarına alarak kongreden veto edilmesi için harıl harıl çalıştıklarına dair şu anda bilgiler geliyor. Şimdi Türkiye'de lobi yapıyor tabii ki. Türkiye'de orada kongre üyeleriyle görüşüyor. Yani senatörlerle görüşüyor. Senatörlerin ikna edilmesine çalışıyor. Önemli tabii bunlar, yapılması lazım. Çünkü görüyorsunuz ki Yunanistan Türkiye'ye F-16 verilmemesi için her şeyi yapıyor. O uçakların verilmemesi için her türlü kartı oynuyor şu anda. Miçotakis yönetimi de onun uzantısı lobilerde. Çünkü istemiyorlar. Türkiye'nin silahlanma anlamında zaten bir hava üstünlüğü var. Fakat son alacakları şu Mirajlar, Fransa'dan alacakları Rafale'ler daha doğrusu, bir de F-35'leri de alacaklar gibi görünüyor. Amerika'da sürekli silah satıyor zaten Yunanistan'a. Bir de İHA'lar alacak Amerika'dan. Olabildiğince Türkiye'yle dengelenmek istiyor askeri anlamda. Şimdi bunu da engellemenin, bunu da sağlamanın yolu Türkiye'nin istediği F-16'ların verilmemesi. Çünkü Türkiye'nin milli uçağı, muharip uçakları, savaş uçaklarının 2028-29'dan önce envantere girmesi mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle hele 10 yıl hatta 10 yıllık zaman zarfında o hava savunmasında zafiyet yaşamamak için F-16'lara ihtiyacı var. Ve eldeki F-16'ların da modernize edilmesine ihtiyaç var. Biden yönetimi tamam diyor ama bir şekilde dediğim gibi lobiler faaliyet yürütüyorlar. Ve kongreyi aksi yönde yönlendirmek için çaba sarf ediyorlar. Biden elinden geleni yapacağım diyor. Biden umutluydu konuşmasında. Fakat gelen haberler o ki biraz Amerikan medyasına da bakıyoruz. Tam aksi yönde de bir sonuç çıkabilir. Böyle bir risk var, onu da söyleyelim. Çünkü lobiler çok önemlidir. Amerika'da lobiler çok önemlidir. Amerika'da her şey lobilerle yürür. Yani o açıdan lobi faaliyetlerinde Türkiye'nin de aktif bir rol oynaması gerekiyor. Bir kazaya kurban gitmemesi için. Çünkü karşınızda görüyorsunuz ki ciddi bir konsorsiyum, karşı bir ittifak oluşmuş durumda. Şimdi